Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Yapı Kredi Sınırsız Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan. Yakup Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sefer Bey. Merhabalar. Yakup Doğan'la bugün son dönemin popüler ve merak edilen konularından birisi olan Web 3.0'ı konuşacağız. Web 3.0 hayatımıza neler katacak, bizlere neler vaat ediyor? Bunun yanı sıra tabii ki elbette ki finans sektörünü nasıl etkileyecek bunu konuşacağız. Bir diğer gündem maddemiz servis bankacılığı olacak. Servis bankacılığı finans sektörünü nasıl bir evrime dönüştürecek, evrimleşmesini sağlayacak konuşacağız. Bir diğer konumuz da fintechlerin finans sektörüne katkısı olacak. Keza Yapı Kredi yakın zamanda Finansal Teknoloji AŞ'yi kurdu. Buradaki hedefleri de soracağız Yakup Bey'e. Yakup Bey, öncelikle tabii ki Web 3.0'dan başlamak istiyorum. Yıllardır internetin evrimleşmesinin ardından aslında merakla beklenen Web 3.0 ara ara gündeme geliyordu ama son dönemde daha bir hayatımıza girdi. Tabii ki bunda finans sektörünün etkisi yok dersek yanılmış oluruz. Başta blockchain ve kripto paraların da biraz daha genişlemesi, toplumsal kitleye yayılması, finans sektörü üzerindeki etkisinin artmasıyla birlikte Web 3.0 tabii ki hayatımıza daha çok şey katacak diye beklenti var. Peki nedir bu Web 3.0 diye sorarsam, bize neler sunacak, neler vaat ediyor, neler katacak? Evet, Sefer, kapsam çok geniş. Hızlıca cevaplamaya çalışayım. Web 3.0'ı tam olarak anlayabilmemiz için bence bir Web 1.0 ve Web 2.0'ın hızlıca tanımını yapalım. Bu süreçlerden aslında bizim yaşımızdaki herkes geçti. Web 1.0 dediğimiz aslında internetin hayatımıza girişinden 2000 yılına kadar olan sürece denk geliyor. Tamamen statik web siteler üzerinden doğrudan tek taraflı bilgi aktarımı yapan platformlarda oluşuyordu. Ancak Web 2.0 ile birlikte daha interaktif, çok yönlü, kullanıcının içerik ürettiği bir yapıya evrildi. Bu evrimle birlikte bizler işte akıllı cihazlar, giyilebilir teknolojiler, nesnelerin interneti gibi kavramları Web 2.0 döneminde gördük. Bizler de bankalar olarak, finans sektörü olarak bu dönemde işte gerek internet bankacılığı, gerek mobil bankacılığı, gerekse giyilebilir cihazlar üzerinden ürün ve servislerimizi sunmaya çalıştık. Şimdi Web 3.0 biraz dijital dönüşümün de ötesinde İnternetin baştan yaratılması şeklinde de yorumlanabilir. Çünkü blockchain ve kripto paralarla olan simbiyotik ilişkisi sebebiyle bu konseptlerle birlikte somutlaşmaya başladı Web 3.0 ve interneti daha kişiselleştirilmiş, gizliliği yüksek, tamamen merkezsiz ve içeriği sadece insanlar değil, yapay zeka tarafından da oluşturulan bir yapı haline getirecek. Dolayısıyla aslında insanların, cihazların ve sistemlerin birbirine bağlandığı metaverse gibi kavramların ortaya çıkacağı bir dünya haline gelecek. Şimdi bu aslında biliyorsunuz metaverse çok konuşulan konseptlerden, kavramlardan bir tanesi. Web 3.0 bunun altyapısını oluştururken, yani blockchain bunun altyapısını oluştururken metaverse de bunun aslında kullanıcı kısmını oluşturuyor. En bilinen popüler platformlardan bir tanesi Decentraland biliyorsunuz. Geçen hafta aslında pek çok FMCG ya da otomotiv şirketi, işte moda şirketinin mağaza ve şube açması çok popüler olmamıştı ama JP Morgan'ın bir lounge açması finans dünyasında çok ses getirdi. Aslında metaverse dediğimiz kavram Gartner'ın hype cycle'ına baktığınızda en tepede olan bir konsept. Tabii ki bir potansiyeli var. Belki gerçek potansiyelini 3-4 sene sonra göreceğiz. Ancak JP Morgan da şunu söylüyor. Diyor ki buralarda denemenin maliyeti çok düşük. Dolayısıyla bu alana yatırım yapılabilir. Bunları şu anda çok erken ve gereksiz yatırımlar olarak görmemek lazım. En azından buradaki deneyimin yanında olmak gerektiğini söylüyor. Bizler de bu kapsamda farklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyebilirim.
Peki Yakup Bey, yani bu Web 3.0 finans sektörünü nasıl etkilemesini beklersiniz? Az önce cümlenizi tamamlarken bizler de çalışmalar yapıyoruz dediniz. Yapı Kredi bu dünyaya nasıl hazırlanıyor? Şöyle Sefer, aslında Web 3.0 dünyası biliyorsun tamamen merkeziyetsiz, doğası gereği de aracıları ortadan kaldıran bir yapı. Tabii ki esas soru şu, bankacılık gibi merkezi bir platformun merkeziyetsiz bir süreçte nasıl bir iş yapacağı, yani aslında bir şekilde de oksimoron durumu da oluşturuyor. Şöyle bakmamız lazım, bu merkezi platformlarla merkeziyetsiz platformların kesiştiği noktalar var. Yani birdenbire bir geçişkenlik olmayacak. Bir, bunları birbirimize işte bağladığımız işte kripto varlık platformları aslında bu her ikisinin kesiştiği noktalar. Cüzdanlar bunların kesiştiği noktalar, ödemeler kesiştiği noktalar. Bir noktada bu geçişkenlik başlayacak ve daha sonra da diğer servislerle gelişecek. Mesela biliyorsunuz Milli Fintech Stratejisi belgesi yayınlandı Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından 2022 ve 2025 yıllarını kapsayan. Burada işin yönetmelikler tarafında, düzenleyici tarafında da tanımlar yapılmış çok güzel. Hem DeFi'nin, merkeziyetsiz finansın, kripto paraların. Ancak buna yönelik daha fazla çalışmanın yapılması, bu alanda bankaların bu yeni yapıda daha güvenli kişiselleştirme platformunun imkanı yüksek olduğu ortamda daha fazla düzenleyici tarafından bu kapıların açılması gerekiyor. Şimdi biliyorsun başta para olmak üzere bankacılıkta fiziksel olan enstrümanların dijitale dönüştüğü bir dönemden geçtik. Mevcut teknolojilerle bunları başardık. Yani işte fiziksel paradan da ayrışmaya çalıştığımız, işte tamamen dijital paraların kullanacağı, bankacılıkta ya da günlük hayatta kullanılan tüm fiziksel ve ticari, fiziksel olan ticari belgelerin de dijitalleştiği bir alana geçmek istiyoruz. Dolayısıyla blockchain teknolojisi ve Web 3.0 aslında bunu çok net bir şekilde adresliyor. Yani bizler tapu kayıtlarımızdan taşıt alım satımına, tüm ipotek belgelerine kadar her şeyi aslında blockchain platformuyla dönüştürebiliriz. Burada bizi tetikleyici faktörün ben gene Merkez Bankası'nın dijital parası çalışmalarıyla adresleneceğini düşünüyorum. Gene Milli Fintech Stratejisi belgesinde de bu konunun adreslendiğini ve dünyadaki merkez bankalarının %90'ının da kendi dijital paralarını çıkarmak üzere çalışma yaptığını anlatıyor. Bence buradaki çalışmalar, paramızın dijital paraya evrilmesi beraberinde bir dolu fırsatı bankaların bu platforma dönüşmesi için önemli bir hızlandırıcı faktör olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Yakup Bey, şimdi sektörü etkileyen farklı bir konuya değinmek istiyorum. Tabii ki dijital bankalar, açık bankacılık derken servis modeli bankacılık regülasyonların çıkması sektörü önümüzdeki dönemde epey hareketli hale getirecek. Sizce bu servis bankacılığı nasıl etkileyecek sektörü? Yapı Kredi'nin buradaki yol haritasını kısaca alabilir miyiz? Yani aslında uzun zamandır beklediğimiz bir süreçti. Bizler bankalar olarak da TAS'tan hazırlanmasında yardımcı olduk. Biliyorsun açık bankacılık ve servis modeli bankacılığı finansal hizmet alanında yeni oyuncuların çıkaracağı bir düzenleyicinin önünü açtığı bir yapı olarak düşünüyoruz. Burada tabii bu bir tehdit mi? Evet, rekabet artacak, ancak bunu biz fırsat olarak görüyoruz. Çünkü bankacılık servislerinin ulaşacağı kitlenin, yani paydanın artacağı bir yapı olacak. Dolayısıyla bu durum ürün ve hizmetlerin kalitesinin de artması anlamında olumlu etki sağlayacak. Aslında bankalar mevcut durumlarını korumaya ve güçlendirmeye çalışmak yerine
daha fazla geniş modellerine çalışacağını düşünüyoruz. Ben bu dönemi bir parça özellikle servis bankacılığı modeliyle markaların bankalaşması ya da fintechleşmesi şeklinde yorumlamak istiyorum. Çünkü bugüne kadar mevcut müşterilerine finans dışı servisleri dijital platformlardan ya da yarı dijital şeklinde, hibrit şeklinde sunan markaların aslında servis bankacılığı modeliyle servislerine, hizmetlerine, kullanıcılarının finansal ihtiyaçlarına bir servis sağlayıcı bankayla hem hizmet ağını genişleteceğini hem de yeni gelir kapısı açacağını düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde markaların fintechleşeceği ve fintechlere rakip, yeni rakiplerin geleceği bir yapı olacak. Yapı kredi olarak biz de burada oldukça aktif rol oynamak istiyoruz. Özellikle API'lerimizi sektördeki yeni oyunculara açmayı hedefliyoruz. API'lerimizi oluştururken hem finans sektöründeki teknolojileri, gayrimenkul, sigorta, e-ticaret, teknoloji, büyük teknoloji sağlayıcıları, şirketleri, sosyal ticaret iş modelleri ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlamaya çalışıyoruz. Açık bankacılığın yanı sıra BDDK tarafından yakın dönemde düzenlenen servis modeli bankacılığı üzerindeki çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Dolayısıyla bu tarafta da açıkçası geliştirdiğimiz API'leri de ilk defa kullanacak ve inovatif servisler geliştireceğimiz bir fintech şirketi de kuruluşunu yaptık. Sen de başta söyledin. Dolayısıyla bizler de Yapı Kredi Bankası olarak yeni bir oyuncu yaratarak hedeflediğimiz kullanıcıların finansal servislerimize ihtiyaç duyduğu anda erişebileceğini, erişmelerine ona olanak sunacak yeni bir yapı oluşturuyoruz. Şimdi Yakup Bey, fintechlerdiniz tabii ki 3-4 yıldır sektörde önemli oyuncu haline geliyor fintechler. Hem bir anlamda bankalarla işbirlikleri var, hem bir anlamda da bankaların ulaşamadığı kesime farklı şekilde gidebiliyorlar. Dolayısıyla sektörde bir anlamda hem rekabet yaratıyorlar, hem rekaberlik yaratıyorlar. Dolayısıyla hem fintech banka işbirliğini soracağım, bir de az önce de bahsettiğiniz Yapı Kredi Finansal Teknolojiler AŞ'yi kurdunuz. Buradaki kuruluş amacı nedir? Önümüzdeki dönemde Yapı Kredi Finansal Teknolojiler AŞ'yi nerelerde göreceğiz diyelim? Fintechler özellikle son 10 yılda ülkemizde değil tüm dünyada açıkçası finans sektöründe değişim, dönüşüm, inovasyon ve değer katıyor. Çok farklı alanlarda hizmetler veriyorlar. Bunlar ödeme sistemlerinden, yatırım danışmanlığına, bütçe planlamadan, biyometriye kadar, güvenliğe kadar pek çok farklı alanda girişimler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla fintechler gerçekten bizlerin ya da finans sektörünün ileriye taşınmasında çok önemli rol oynuyorlar. Ben fintechleri çok önemli iş ortaklarımız olarak görüyorum. Özellikle servis bankacılığıyla birlikte bankalar ve fintechler arasındaki iş, yani birlikte ortaklar mı, rekabet mi ediyorlar şeklindeki soruya aslında bir ailenin bir parçası olduğumuz şeklinde cevap verebiliriz. Çünkü fintechlerin de ürün, hizmet ve servislerine ihtiyaç duydukları API'leri sağlayıcıları, çünkü bankaların finansal sistemdeki güçlü bilançosu ve riski sahiplenme potansiyelleri nedeniyle burada kuvvetli bir oyuncu. Dolayısıyla banka dijital servis arayüzüne ihtiyaç duyan tüm fintechlere destek olacak. Dolayısıyla API'lerin paylaşılacağı, fintechlerle bankaların markalara yeni servisler sunacağı bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla bankalar fintechlerle özellikle inovasyon alanında yeni ürün ve servisler çıkarma konusunda çok önemli işbirlikleri yapacaklar. Bizler de hem kendi fintechimiz hem de diğer fintechlere az önce de bahsettiğim gibi API'ler üzerinden yeni servisler ve hizmetler sunup bu finans sektöründeki potansiyeli hızlıca geliştirmeyi
büyütmeyi hedefliyoruz. Şimdi diğer soruna gelirse Yapı Kredi'nin kurmuş olduğu Şubat ayında onayını aldık. Fintech şirketini neden kurduk? Az önce de belirttim. Aslında bir banka fintech kuruluşu için doğru zamanı bekliyorduk. Çünkü açık bankacılık ve servis bankacılığı taslağının çıkmasıyla birlikte bizim burada banka olarak servis bankacılığı modeliyle ulaşamadığımız, erişemediğimiz kitlelere farklı ürün ve inovatif servisler sunarak yeni bir yapıyla hareket edecek bir stratejimiz vardı. Dolayısıyla geçen yıl açık bankacılık ve servis bankacılığı modelinin oluşması bizi burada tetikledi ve şirketimizi kurma kararı aldık. Biliyorsunuz çok büyük bir nüfusa sahibiz, büyük bir ülkeyiz. Kapsayıcılık, finansal kapsayıcılıkta ve inovatif ürün ve servislerde her alanda ihtiyaç, farklı ihtiyaçlar var. Bugün 15 yaş üzerinde bankacılık servislerine erişemeyen yaklaşık 20 milyon kişilik bir kitle var. Bunun dışında unbanked dediğimiz ya da underbanked dediğimiz bankacılık servislerine ulaşan ancak mevcut servislerden yeterli derecede katkı alamayan bir kitle de var. Ben bu dönemde bank olarak buranın tamamen işbirliğine odaklı ekosistem yaratan bir yapıyla faaliyetlerine inovatif ürün ve servisler sunarak bir yeni bir oyuncu şeklinde rekabette yer alacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda fintechlerle işbirliği, fintechleri anlama, onlarla birlikte ürün ve servis geliştirme konusunda da bize çok yardımcı olacak. Fintechleri çok daha iyi anlamamızı sağlayacak. Dolayısıyla biz de çok yakın zamanda yeni servislerimizde Yapı Kredi Finansal Teknolojiler AŞ olarak piyasada bir oyuncu olarak hayata geçeceğiz. Peki Yakup Bey, şimdi son 2,5 dakikaya geliyoruz. Yayının başından bu yana dijital dünyayı konuşuyoruz. Finansın dijitalleşmesini konuşuyoruz. Bunun tabii ki rakamlara yansımasını soracağım ben son 2,5 dakikada. Dijitale yapılan bu yatırımlar, başta dijitalden müşteri kazanımı ve gerçekleştirilen finansal işlemler olmak üzere faaliyetlerinize nasıl yansıyor? Son olarak bunu alayım. Yani biliyorsun son 10 yılda dijital dönüşüm makro seviyede baktığımızda pek çok şeyi değiştirdi. Özellikle bankaların müşteri kazanımı, müşteri etkileşimi, çalışanların dönüşümü, ürün ve servislerin deneyime dönüştüğü, tamamen işte bankacılık teknoloji altyapılarının değiştiği bir döneme şahit olduk. Bankalar burada hizmetlerini çok geliştirdiler. Biz mobil bankacılık üzerinde şu anda müşterilerimize sunduğumuz servisler 800'e yakın farklı servis sunuyoruz. 2021 yılı bizim için çok verimli bir yıl oldu. Dijitalden uzaktan müşteri kazanımı sayesinde 200 binin üzerinde yeni müşteri kazandık. Bununla birlikte aktif dijital müşteri adedimizi de geçen yıl yaklaşık 1,5 milyondan fazla büyüttük ve takip ettiğimiz kadarıyla da finans sektöründe özel bankalar içerisinde en fazla büyüyen ve dijitalden finansal işlem gerçekleştiren bankadan birisi olduk. Geçen yıl dijitalden gerçekleşen finansal işlemlerimiz %41 oranında büyüdü. Yapı Kredi Mobil'den müşteri kazanım adedimiz tam 2 kat büyüdü. Bir konunun da altını çizmek istiyorum. Müşterilerimize yaptığımız tüm sözleşme ve formların yaklaşık %93'ünü dijital onayla ilerliyoruz. Bu uygulamaya başladığımız 2019 yılından itibaren de bu müşteri sayısındaki artışla birlikte 630 milyon sayfadan fazla da kağıt tasarrufu sağladığımızı belirtmek istiyorum. Aslında dijital dönüşüm çevreci ve dijital dönüşüm sürdürülebilirlik içinde çok önemli katkı sağlıyor diyerek tamamlamış olayım Zafer. Yakup Bey, yayınımıza katıldığınız için, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. İyi günler.
Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Yapı Kredi Sınırsız Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan'dı. Yakup Doğan'la birlikte Web 3.0'ı, Web 3.0'ın finans sektörünü nasıl etkileyeceğini, yine servis modeli bankacılığın bankacılık sektörüne etkilerini ve fintechlerin finans sektörüne katkılarını konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.